Selim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bak seni okuldan aldım. Nasıl geçti okul? Güzel. Bak Babaoğlu test videolarında bir süre ara vermek zorunda kalmıştık hava muhalefeti dolayısıyla. Şimdi yeni bir test aracıyla beraberiz. Ne bunun markası? Toyota. Evet. Avensis değil. CHR. Yeni bir model. Yepyeni. Daha önce böyle bir model yoktu. Ay özledin mi beni sarılıyorsan? Toyota CHR, İngilizcesi CHR olarak okunuyor. Bak Türkiye'de üretiliyor Selim bu. Türkiye'de üretilen ilk crossover. Crossover ne demek biliyor musun? Hah, söyle. Bagajına bakmak istiyorum. Hadi hemen bakalım. Bak crossover böyle yerden biraz yüksek. Daha böyle hafif arazide kullanıma uygun otomobil demek. Bagajına hemen bakalım canım. Gel bak. Bakalım. Buradan açılıyor. Senin okul çantan var, şapkan var. Bak. Orası evet. Kilit mekanizmasının yeri. Baba, şuradan bak aşağıya bakabiliriz. Köpek evet. Koşuyor. Evet, köpek koşuyor. Bak bu yedek lastik Selim. Bagajın alt kısmında. Onu şöyle kapatıyoruz. Patlarsa bak. Lastik. Evet, onu alıyoruz, değiştiriyoruz. Patlayan lastiği değiştiriyoruz. Bak nasıl açılıyor, kapanıyor bak bu. Şurada bir yer var. Elimizi oraya sokuyoruz. Bagaj kapağını kapattık. Evet, kendimiz değiştirebiliriz. Evet. Bak ne kadar enteresan bir tasarım bak. Evet. Uzun zamandır Toyota bu kadar cesur ve farklı tasarım yapmıyordu. Burada ne yazıyor? Burada otomobilin plakası ama önemli olan bu bak. Toyota C-HR yazıyor. Aa, CHR. 4 benim evet. Yaşım. Evet senin yaşın. 4 yaşındasın sen. Aferin sana rakamları okumaya mı başladın? Süper. Aa, 2 tane. Evet onlar 7. İkisi de 7. Gel bir yandan şöyle tekrar geçelim. Ha bak bu ne demek biliyor musun bu? Bu ne demek sence? Bilmiyorum. Bu otomobil 4x4. AVD. All Wheel Drive. İngilizce 3 kelimenin baş harfleri. Ve bizim parmağımız? Evet. 7'yi gösteremezsin. 4'ü gösterebilirsin. Bak şöyle 4 yapabilirsin. Senin yaşını. Bu 5. Bir tanesini kapat. 4 oluyor. Bak bu 4x4 demek. Yani gaza bastığında 4 tekerlek birden dönüyor Selim. O yüzden arazide de gidebilirsin bu araçla. Artı tabii hafif arazide çok yüksek olmadığı için. Artı yol tutuşu güzel olur. 4 tekerlekten çekişli araçların. Daha sıkı yere basar. Heh, söyle. Ama dağlarda gidemeyiz. Dağlarda da yani çok yüksek değilse arazi şartları, böyle kayalar bilmem neler falan çok yüksek değilse arazide de gider. 4x4 çünkü. Bir de bak test aracına Michelin'in güzel bir kış lastiğini takmışlar. Her yere girer çıkarız şu an biz bu arabayla. Evet. Ama tabii sudan falan çok geçemeyiz. Bak yanda çok enteresan şöyle bir tasarım var. Kimse denizde arabayla geçemiyor. Geçemiyoruz evet. Onun için özel araçlar lazım. Bir de sana arka kapı nasıl açılıyor onu göstereyim. Çok farklı. Sence nasıl açılıyor arka kapı? Evet biliyorsun demin çünkü okuldan alırken seni bindirirken göstermiştim. Kapı şöyle. Bak Selim. Nasıl açılıyor göstereyim izleyicilerimize. Şu şekilde açıldı gördün mü? Evet. Hadi şimdi bin. Önce ön koltuğa binelim. Ön koltuğu bir inceleyelim. Ön konsolu. Ondan sonra arkaya bineriz sürüş yaparız. Ama motoruna bakmadık. Hadi koş motoruna bakalım. Nereden açıyorsun motor kapağını? Gel 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 gel. Ön kapıyı açtık. Acaba nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Nereden açılıyor? Bak bakalım. Orada var mı bir kol? Var mı acaba? Acaba, 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 acaba. Şurada, şurada. Hah, bas bakalım. Yani çek kendine. Aferin sana. Hadi koş 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 koş. Geliyorum ben de. Evet şu. Aa, açılmamış. Bak şu kadar açıldı. Şimdi buradan şey yapacağız. Tamamını biz. Bak şurada bir yer var. Hop. Şimdi açıldı gördün mü? 1.2 litrelik benzinli turbo motor. Neden bu açılıyor? 116 beygir güç üretiyor Selim bu. Bak. Neden bırakmıyoruz? Neyi bırakmıyoruz? Bunu. Ha şu şeyi takmam lazım. Bak şurada bir tane sopa var onu takmam lazım. Şu an tek elimle kaldırdığım için şöyle yeterli. Kapattım yine. Çok gürültülü. Evet ama dizel motor kadar gürültülü değil. Geldim. Oturdun mu? Ekranın bir tane
Bak ben de geldim. Ben şunu çekmek önce. Evet, dokunmatik oynayabilirsin oğlum. Bak şimdi internete girdin oradan. Ayarlara girdin. Ben göstereyim mi bak. Şu ana menü bak. Genel, ekran, ses, internet bağlantısı, harita, navigasyon, trafik, Toyota Online. Bir de bir sayfa daha var. Telefon, araç, bir de başla diye menüler var bak. Annemi aramak istiyorum. Anneni başka araçtan aramıştık. Şimdi bu araçta başka şeylere bakalım. Bak navigasyon var mesela. Hatta şu haritaya girelim. Harita düzeni. Bunlar tabii hepsinin ayarları Selim. Aslında bak. O dörtlü flaşör. Buna bastığın zaman dört tane sarı ışık yanıyor. Sinyallerin hepsi yanıyor önde arkada. Ben durdum, birini bekliyorum falan diyorsun yani insanlara. Ya da araç bozuldu, kenara çektin sağ tarafa. Orada dörtlüleri yakıyorsun. İnsanları uyarıyorsun. Bak navigasyon için onayla diyor. Bak navigasyon, Belgrad ormanlarındayız. Her taraf yemyeşil, gördün mü? Evet, dokunmatik, bak büyütüp küçültebiliyorsun. Ama yemyeşil. Bak burada klima ayarları var. Klima ayarlarını dışarıda tutmaları çok iyi olmuş. Ben böyle istiyorum. Bak 19 yazıyor burada. Arttırdım 19,5. 20, gördün mü? 20,5. Buradan gelen havanın derecesini ayarlayabiliyorsun. Sonra şurayı gösterelim izleyicilerimize. Burada da fonksiyonel bir ortası dijital, yanları analog. Kaça ayarladım? Gösterge var. Ben kaç yaptım? Kaça? Kaç ya, yaptık? Kaç o? 24.0. Aferin sana. Şimdi şey yapalım Selim. Şuradan kapatalım onu. Kapattık. Torpidoya bakalım. Şurada bir yerde düğmesi var. Bak açılıyor. Oo, ne kadar büyük. Yok, çok büyük değil. Biraz dar. Biraz küçük. Kapattık. Bak şurada bir tane bardaklık var. Vites kolu var. El freni. Burada bir iki düğme. Bir bardaklık daha. Bak şurada ne açılıyor? Bak bak bak. Burada kol dayamanın içi açıldı, gördün mü? Bakayım bakayım. İçine oyuncak falan koyabilirsin. Ne kadar büyük. Evet, o büyük. Güzel. Kullanışlı. Bardaklıklar da iyi. Şurada da bir eşya gözü var. Ben cüzdan koydum. Şu an karanlık diye çok gözükmüyor. Burada da USB ve auxiliary girişleri var. Aa, bak fonksiyonel, güzel. Bardaklık evet. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Gayet güzel. Senin malzeme kalitesine bakalım. Para. Para var orada. Kumbarama para. Tamam, kumbarana atarsın eve gidince. Bu bozuk mu? Bozuk para evet, madeni para. Bozuk para diyoruz onlara. Ben atarım. Kumbarana atarsın. Bozuk. Sonra biriktirip oyuncak alırsın. Bak malzeme kalitesine bir bakalım. Bak Selim, deri. Gerçi donanıma göre değişiyor tabii ki ama bak ne kadar güzel yumuşak. Bak yumuşacık, deri burası. Burada çok güzel bir böyle şerit yapmışlar. Bak ne renk bu? Şu şerit böyle gidiyor. Ama burası mor, burası lacivert. Evet. Evet, mor, lacivert, mavi gibi böyle bir ara güzel bir renk. İşte dijital saat yazıyor. Her türlü şey güzel okunuyor. Pek parlama da yapmıyor şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ekran. Evet. O zaman Selim, bak evet. Burası da yumuşak dokunuşlu. Kapı işlerini de söyleyelim. Baba, bak, sana evet, bir fena şey değil. Sert değil yani. Baba, şurada güzel bir malzeme bir var. Şey gösterebilir miyim? Göster canım. Göster. Bunu çekeceksin. Hoppa, kayıyor oradan evet. Orası bayağı bir geniş. Evet Selim. Şimdi o zaman işçiliğin de Türk işçilerine ait olduğunu söyleyelim. Çünkü Türkiye'de üretiliyor bu. Toyota tarafından. CHR. Şimdi seni arka koltuğuna oturtuyorum. Sürüşe geçiyoruz. Selim. Merhaba. Bak oturdun koltuğuna. Isofix bağlantılı güzel. Güvenli koltuğuna oturttum seni. Bak burada ne var? Normalde arka kapı işlerinde olmayan bir özellik. Güzel düşünülmüş. Bardaklık var. Gördün mü? Burada da böyle bir sırtta eşya gözü var. Güzel. Şöyle arka koltuğa bir bakalım. Yerine şöyle mavi detaylar, mor detaylar burada da devam ediyor. Hadi bakalım şimdi sürüşe geçiyoruz. Kapatıyorum kapıyı. Tamam. Şöyle bir aracı görelim. Evet, sürüşe geçiyoruz. Şimdi kullanıyoruz otomobili bak. Yola çıktık. Nasıl hızlı gideceğini göster misin?
Maksimum 180 km yapıyor bu otomobil Selim. 11.4 saniyede de 0'dan 100 km hıza çıkıyor. Bak ara hızlanma göstereyim sana bir tane. 7 ileri CVT şanzımanla kumanda ediliyor. Bu fena değil. Atak. Yani çok yüksek performanslı değil tabii ki. 116 beygir, bir de 185 Nm torku var. Baba, motorun. 1.2 litre hacminde. Efendim canım. Biraz yüksek ama çok böyle SUV değil Selim bu. Ben sana SUV'ları anlatıyorum ya birkaç gündür. Yüksek böyle arazi araçları. Bu normal otomobillerle SUV'lar arasında crossover denen bir segment. Yani böyle hafif arazide, özellikle bir de bu 4x4 şu an bizim kullandığımız test aracı. Hafif arazide gidersin, hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ama kayada gidemezsin. Kayada gidemezsin, hayır. Kumda, çamurda falan. Belki biraz gidebilirsin ama durmamak şartıyla. Kumda çamurda durursan araç batar. Bir daha kalkamayabilir. Hafif arazide gidebilirsin Selim. Bir de çok alt kumlarda gidebilirsin. Evet canım. Evet, bir aynen de, o şekilde. Bir de çölde gidebilirsin. Turbo benzinli motoru var. 6.3 litre gibi böyle 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi var. Litre bazında. Bak şurada bir çukur vardı. Bir tane daha. Evet. Süspansiyon biraz sert Selim. Yol tutuş daha iyi olsun diye süspansiyonu biraz sert yapmışlar. Baba ben neyi beğendim? Ben de kapı kolunu beğendim. Ha, değişik, evet. Arka kapının kolları çok değişik tabii ki. Güzel. O zaman yorum yazarlarsa izleyiciler, beğenirlerse videoyu, paylaşırlarsa, kanalımıza abone olurlarsa süper olur, değil mi Selim? Evet, bu Monster Truck'tan küçük mü? Monster Truck'lardan küçük, evet. Şimdi bu kameraya Selim, şuradaki kameraya bay bay yapıyoruz. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz onu söyleyemiyorum. Tamam canım, ben söylerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.